Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Samsung'un Galaxy S21 5G modelini inceleyeceğiz. Aslında kutu açılımını yapacağız. Az önce elime ulaştı. İlk defa burada sizle birlikte açıyor olacağım. İçinden ne çıkacak vesaire, bunlara hep birlikte bakacağız. Dilerseniz şöyle başlayayım. Şuralardaki ilgili alanları keserek. Bu şekilde kutumuzu açtığımızda direkt karşımıza Samsung, yani Galaxy S21 modeli en üstte çıkıyor. Şimdi bunu bir alayım. Bu şekilde baktığımda üzerinde sadece bir jelatin var. Bazı yerlerde baktığımda üzerinde bir ekran koruyucu vesaire geliyor deniyordu. Ama bana gönderilen modelde böyle bir durum yok. Sadece üzerinde bir jelatin gelmiş. Arka tarafa baktığımda arka tarafta da yine bir jelatin var arka yüzeyi korumak için ve yine burada da gözükeceği üzere kameranın üzerine de bir jelatin atılmış. Telefon hakkında açmadan söyleyebileceklerim şu an bu kadar. Dilerseniz paketin içinde başka neler var ona bakalım. Pakette şöyle baktığım zaman şöyle bir iç detay konulmuş. Onun haricinde kutuda farklı bir detay yok. Buraya baktığımda arkada bir sim kart yuvasını açmak için bir ataç görüyoruz. Onun haricinde başka bir şey yok. Bu kutuyu da açtığımız zaman bakalım neler çıkacak. İçerisinde bir şey kalmadı. Burada baktığımız zaman bir hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor. Garanti kartı ve USB Type-C girişimiz mevcut. Onun haricinde kutudan herhangi bir şarj aleti veya kulaklık çıkmıyor. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi telefonumuzu açmaya geçeyim. Şu yan taraftaki klasik zaten. Samsung telefonları açmak için açma kapama tuşuna uzun basınca açıyoruz. Bizi klasik ekranı karşılıyor. Samsung ve hangi seriye ait olduğu şeklinde. Buradan sonra artık kurulum aşamaları başlıyor. Dilerseniz birlikte başlayalım. Henüz içerisinde bir sim kart vesaire takmadığım için arada bir kesinti olabilir. Burada kabul ediyoruz. Samsung uygulamalarına hangi izinleri vereceğimizi buradan seçebiliriz. Şimdi daha fazla şey yapmamak için kabul ediyorum direkt. Buradan evinizdeki bir Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsunuz ya da şimdilik atla diyeceğim. Eğer varsa daha önce bir Google hesabınız, oradaki uygulama ve verilerinizi buraya kolay bir şekilde kopyalayabiliyorsunuz, geçirebiliyorsunuz aslında. Şimdilik bu adımı da atlıyorum. Google hizmetlerine verilen izinler, yine konumu kullanma vesaire. Bu bilgileri de kabul ettikten sonra telefonumu nasıl koruyabilirim? İşte şifre, pin olarak mı gireceğim, yüz tanımamı, parmak izimi vesaire. Bu bilgileri girmemi istiyor. Yine de atlansın. Önerilen uygulamaları al. Bunlara gerek yok diyorum. Şimdilik Samsung hesabını da geçiyorum. Ve kurulum tamamlandı anladığım kadarıyla. Ana ekranımız şekildeki gibi geldi. Burada açılışta bana gelen telefon %23 şarjlı bir şekilde geldi. Sizde de benzer bir durum olur muhtemelen. Genel özelliklerden bahsedecek olursak, hani teknik bilgiler zaten bunlar okuyabileceğiniz bilgiler ama arka tarafta görmüş olduğunuz 3 tane kamera var. Bunlardan ana kameramız 12 megapiksel ve 1.8 f diyagrama sahip. İkinci kameramız ultra geniş açı, yine 12 megapiksel.
120 dereceye kadar çekebiliyor ve 2.2 diyagram açıklığına sahip. Üçüncü kameramız ise telefoto olarak geçiyor. 64 megapiksel ve 2.0 diyagram açıklığına sahip olarak geliyor. Ön tarafta bulunan selfie kameramızda 10 megapiksel ve 2.2 diyagram açıklığına sahip olarak gelebiliyor. Aynı zamanda telefonumuz 8K çözünürlükte 24 FPS alacak şekilde video çekebiliyor. Onun haricinde yine ağır çekimde 720p'de 960 FPS'e kadar şey veriyor, performans veriyor. Ekran büyüklüğü 6.21 inç, dinamik AMOLED Full HD Plus olarak geçiyor. Çözünürlüğü gayet güzel gözüküyor. Yine ekranın hertz olayı 120'ye kadar arttırabiliyorsunuz. Tabii bunun şöyle bir dezavantajı var. 120'ye çıkardığınızda her şey akıcı bir şekilde okumaları vesaire yapabiliyorsunuz. Fakat batarya tüketimini olumsuz anlamda etkiliyor. İşlemci olarak Exynos 21-2100 işlemcisini kullanıyor. Bu bizim Türkiye'deki modellerde Snapdragon işlemciler yok maalesef. Yurt dışı modellerde olanları görmüştüm. Onun haricinde 8 GB bir RAM'i var. 128 GB'da dahili depolama alanı var. Hafıza kartı vesaire takamıyoruz. Bunu bir eksi olarak söyleyebiliriz. Bataryası 4000 mAh ve 25 Watt'a kadar hızlı şarj desteği var. Aynı zamanda yine temassız kablosuz şarj desteği de sunuyor. Ve en önemli özelliklerden birisi de artık teknolojinin ilerlemesiyle NFC desteklemesi. Bu da bize telefonumuzdan kredi kartı kullanmadan temassız ödeme yapmalarımızı yolunu açıyor aslında. Genel olarak şu anda söyleyebileceklerim bu kadar. Daha sonrasında kullandıkça zaten muhtemelen bir video daha çekip ilk izlenimlerimi ve işte kullandığım süre boyunca karşılaştığım olumlu ve olumsuz yanlarını sizlere aktarıyor olurum. İzlediğiniz için teşekkürler.